Halinden program izleyicileri. Bugün sizlere bir iki tane tohum, yani işte ince tohum, çok ince olan tohumlardaki teknikleri göstereceğiz. Öncelikle kullanacağımız bu tür kapların alt kısımlarını kesinlikle açmamız gerekiyor. Çünkü illaki tohumun oluşması için, çıkması için sürekli toprağın nemli olması gerekir veyahut da sulamamız gerekecek. Dolayısıyla altta suyun birikmemesi için mutlaka bu tür kablarımızın alt kısımlarında birer drenaj delikleri olacak. Yazın görmüş olduğunuz veyahut da balkonunuzda, bahçenizde yetiştirmiş olduğunuz güzel çiçeklerin tohumlarını almışsanız onların artık yavaş yavaş ekme dönemi yaklaşıyor. Dolayısıyla şimdi buralarda birer tane delik açmıştık. Onların etraflarını çok ince bir çakılla kapatmamız lazım ki koymuş olduğumuz toprak bu delikleri kapatıp vermiş olduğumuz suyun geçişi zorlanmaz. Tabii ki bizim şu an uygulamakta gösterdiğimiz tamamıyla tohum için, üretilmek için hazırlanmış bir torf. Tamamıyla fermante edilmiş, herhangi içinde bir yabani ot tohumu vesaire olmayan bir tohum ekim torfu. Ama tabii ki siz bunları belki imkanlarınız dahilinde alamayabilirseniz yine normal çiçekçilerden aldığınız toprağıyla da bilhassa torfla bunu yapabilirsiniz. Şöyle bir olduktan sonra aşağı yukarı bir işte 4-5 santimlik bir dolum yaptık ve ondan sonra da bunun etrafına bir şeyimiz olacaktı. Şu tohumu biraz böyle sıkıştırdıktan, toprağa düzledikten sonra düz hale getirdik. Burada yapmamız gereken şimdi çok ince bir tohum. Yani begonya dediğimiz, örneğin biz geçen seneden almış olduğumuz tohum. Çok ince olması nedeniyle hani tohumu ekerken çok sık düşmemesini önlemek için ne yapıyoruz? Yani kullandığımız tohumun aşağı yukarı az bir tohum içine ilave ediyoruz ve görmüş olduğunuz kumla güzelce karıştırıyoruz. Ekimi bu şekilde yapmamız çok ince, o tohumun çok ince olması nedeniyle sık düşmemesini önlemek için ne yapıyoruz? Burada eldivenimin birini çıkarmak zorundayım. Bu şekilde tohumu eşit düşmesini sağlamak için kumla karıştırırsak daha isabetli bir ekim yapmış oluruz. 100 gram içerisine 5 gram tohum karıştırdığımızı düşünelim o şekilde. Tohumlarda bulmamız gereken konulardan birisi de normalde çoğunuza bilirsiniz ki tohum ekildiği zaman üstüne bir kapak olarak tekrar aşağı yukarı 1 santim kalınlığında bir tabaka sereriz. Yani tekrar yine bu torftan kullanırız. Ama çok ince tohumlarda kesinlikle üst tabaka kullanmıyoruz. Sadece bu şekilde ektikten sonra ne yapıyoruz? Hafif böyle bir bastırıyoruz. Derseniz tohumu ektik ama üzerine herhangi bir malzeme, yani toprak kullanmadık. Bunu yaptıktan sonra da ne yapıyoruz? İnce bir sulama sistemi. Ya bu sizin evinizde artık şöyle
aparatlar olabilir. Şunlarla yapabilirsiniz. Veyahut da eğer ki bahçeniz, balkonunuzda kullanmış olduğunuz ilaçlama pompalarıyla da bunun rahatlıkla sulayabiliriz. Ekimleri yaptıktan sonra bir takım hastalıklar oluşuyor. Genelde de mantar hastalığı dediğimiz, çünkü bu tohumun çıkması için sürekli bir neme ihtiyacı var. Dolayısıyla da burada mantar hastalığı bir aktif hale geliyor. Onun için de gerçi bizim kullanmış olduğumuz torf veyahut da işte toprağımız son derece hijyenik, fermanta edilmiş, bir takım hastalıklardan arındırılmış bir tohum ekme torfu. Ama takdir edersiniz, eğer ki siz bunları temin edemediğiniz takdirde bir takım hastalıklı toprak olabilir. Ama burada da işte mantar hastalığı genelde fidelerde baş gösteren hastalıklardan birisi. Bu da ne yapar? Tohumlar çıktıktan sonra fide ile tam toprağın buluştuğu esnada bir devrilme olur. Yani köklerde bir çürüme meydana gelir. Onun için de işte haftada bir mantar ilacıyla bitkilerin ilaçlanmasında fayda var. Evet, biz bunu bu şekilde kapatıyoruz. Bunu kapattığımızdan dolayı havayla teması kesiyoruz ve sulama ihtiyacı duymuyoruz. Aşağı yukarı haftada bir şu anki uygulamış olduğumuz, deminki uygulamış olduğumuz sistemle sulamanızda fayda var. Çünkü tohumlar tamamıyla yüzeyde ve suladığımız zaman da kabın içi suyla dolmaması gerekir. Hafif nemlendirmemiz yetecek. Çünkü doldurdu, eğer ki fazla su verdiğimiz zaman tohumlar yerlerini değiştirecek. Dolayısıyla da uygun bir dikim veya da ekim olmamış olacak. Ne yapıyoruz? Bunu iki günde bir kapağını kaldırıp bir işte 3-5 saniye veya da 5 dakika her neyse havalandırdıktan sonra tekrar kapatıyoruz. Bunu nereye koyacağız? Örneğin yani çok da basit, fazla yer işgal etmeyen bir şekilde penceremizin kenarına koyabiliriz. Ve ondan sonra eğer ki fideler artık tamamıyla toprak yüzeyine vurduğu zaman bunu kapatmıyoruz, tamamıyla açıyoruz ve biraz daha pencereden uzak tutmaya çalışıyoruz. Çünkü pencereye çok yakın olmasın, güneş ışınları yeni çıkan fideleri ciddi anlamda tahrip eder. Bu şekilde de dediğim gibi tohumlar çıktıktan sonra artık bu kapağı kaldırıyoruz. Büyüdükten sonra da tohumlarımız, fidelerimiz nasıl bir uygulama yapacağız, bunları da yine göstereceğiz size. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Allah'a ısmarladık, hoşça kalın.